Merhaba değerli misafirler, sevgili konuklar, değerli üyeler, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına hepinize hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben İstanbul Şube Teknik Görevlisi Özgür Arslan. Bu akşam saatinde bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz dün başladığımız, bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz otorite günlerinin içerisindeyiz. Dün formülasyon üzerine güzel bir söyleşimiz, etkinliğimiz vardı. Ağırlıklı öğrenci arkadaşlarımıza çok güzel önerileri vardı Alp hocamızın. Keyifli bir sohbetti. Bugün yine aynı şekilde bu kapsamda üyemiz Başar Bey ile bir seminerimiz gerçekleşecek. Otomotiv sektöründe perakende sonrası satış hizmetler konusunda olacak. Bu anlamda öncelikle Başar Bey'e hoş geldiniz diyorum. Merhaba Başar Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bütün Nasılsınız? meslektaşlarımıza da iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir zamanları Teşekkür bizim ayırdıkları için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok kısa sabrınızı rica edeyim. Ben bir açılışı devam ettireyim. Sonrasında da sözü size bırakıyor olacağım diyelim. Tabii. Bildiğiniz gibi pandeminin başından bu yana birçok etkinlikte karşımızda oldu. Bunlar biliyorsunuz üyelerimizin sizlerin çabalarıyla oldu. Bunlar sektör dernekleriyle oldu. Bunlar komisyonlarımız da oldu. Bu etkinliğimizde yine otomotiv komisyonumuzun, Kadıköy temsilciliğimizin katkılarıyla gerçekleşen çalışmalardan birisi. 280'in üzerinde etkinlik yaptık ve yapmaya da sizlerin de katkısıyla devam ediyoruz. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam da gelerek bize destek verdiğiniz için teşekkürlerimizi iletmek isterim. Biliyorsunuz mobil uygulamalarda farklı yerlerde olmakla beraber sağ tarafta bir yazın ekranımız var, chat ekranı. Sunumun sonunda sorularınızı buradan yazarsanız ben de Başar Bey'e iletmiş olurum. Ve Başar Bey de inanıyorum ki süremiz yettiğince bunları cevaplayacaktır. Yine belki diğer zamanlarda da bazı linkler paylaşıyor oluruz. Biliyorsunuz etkinliklerimiz devam ediyor. Bu etkinliklerin de linklerini paylaşırız ki ilginiz olan linkleri üzerinden kayıtları gerçekleştirip daha sonraki etkinliklerde buluşabiliriz. Hatırlatmakta fayda var. Birçok etkinliğimizde olduğu gibi bu etkinliğimizin de bir video kaydı var. Bu video kaydına da yaklaşık birkaç gün sonra Makina TV'den ulaşabilirsiniz. Bizim bu yaklaşık 280'ini bulan çevrimiçi etkinliğimizi ve diğer şubelerimizin etkinliklerini de defaten izleme şansına sahip olabilirsiniz diye hatırlatmak isterim öncelikle. Onun dışında merkezi olarak seslerinizi kapattık. Bunu neden yaptık? Sağlıklı bir sunum olabilmesi için bunu gerçekleştirdik. Ve kameraların kontrolünün de sizde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ben kameramı kapatıp Başar Bey'i ilgiyle dinlemek istiyorum. Buradaki amaç da ilginin başka noktalara kaymaması, buradaki etkinlikten, seminerden maksimum verimi almak olduğunu hatırlatmak isterim. Yavaş yavaş etkinliğe iyi çıkmak isteriz ama görüyorum aramızda misafirlerimiz de var. Müsaadenizle Başar Bey yine o seyreden Şinasi Bey'i görüyorum. Merhabalar demek isterim kendilerine. Merhaba, Selam. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız Şinasi Bey? Teşekkür ederim. Çok sessiz bir yerde olmadığım için kapattım sesi dinleyebileyim kulaklıkla diye. Teşekkür ederim. İlgiyle izliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim katıldığınız için. Alpay Bey de buradalar. Başar Bey, sözü size bırakalım. Biz de ilgiyle dinliyor ve izliyor olacağız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bütün meslektaşlarımıza tekrar iyi akşamlar diliyorum. Başar Hamami ben. 20 seneyi aşkın bir süredir otomotiv sektöründe, otomotivin satış sonrası hizmetler departmanlarının farklı birimlerinde uzun yıllar hizmette bulundum. Bugün akşamleyin hazırlamış olduğum bu sunumla yine otomotiv perakende sektöründe bu konuda, bu alana bu mesleğe gönül vermiş meslektaşlarımıza bir sunum hazırlamak istedim. Onların faydasına olabileceğine inandım. Bilgiler hazırladım. Açıkçası dünkü Alptekin Hoca'nın sunumundan sonra oradaki yapı itibariyle önce Alptekin Hoca'ya tabii çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle üretim ve Ar-Ge tarafında ne kadar başarılı işler yaptığımızı hep beraber gördük otomotiv tarafında. Benim de bunun devamında mühendislerimizin perakende işin sadece otomotivin üretim ve Ar-Ge tarafında değil, aynı zamanda satış sonrasında da başarılı işler yapması adına bir takım standartları daha iyi anlatabilmek adına bir girizgah yapmak istedim.
Özellikle bölümlerinden yeni mezun olmuş ya da bu alanda çalışmak için farklı bir sektör deneyimi edinmek isteyen meslektaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda sunuma geçmek gerekirse satış sonrası hizmetlerle ilgili temel biliyorsunuz satış sonrası hizmetler temelde çok detaylı bir anlatım gerektiriyor. Dolayısıyla biz bu konuda paylaşımlarımızı genel hatlarla dikkatinizi çekmek isteyeceğim bu sunumda. Sunumumuza geçmek istersek otomotiv parakende sektöründe satış sonrası verilen bir hizmet için kısaca şu şekilde bir tanım yapabiliriz. Satış sonrası hizmetler bir otomobilin üretilmesi ve satışı ile ortaya çıkan ve müşteri taleplerini karşılamak üzere verilen hizmetlerin tümü için yapılması gereken süreçlerden oluşur. Müşterinin almış olduğu ürünün devamının sağlanması, geliştirilmesi ve yeniden tercih edilmesine de olanak sağlar. Peki Türkiye'de otomobil serüveni ne zaman başladı? Kaynaklara göre değişkenlik gösterse de ülkemize ilk otomobilin gelişi Sultan Abdülhamit Han döneminde olmuştur. Sultan Abdülhamit Han'ın otomobillere ilgisinin yüksek olduğu bilinmekteydi. Hatta Fransa'dan elektrikli bir otomobil sipariş ettiği bilinmektedir. Otomobil o dönemlerde çok az sayıda da olsa padişah dışında bazı paşalar ve hatta nadiren de olsa nazırlarda bulunabilen bir şeydi. Ancak yıllar içerisinde gerek İstanbul yollarının bu araçlar için uygun olmaması, gerek son derece gürültülü çalışıyor olmaları ile buna bağlı olarak halkı ve atlı arabaları huzursuz etmeleri, gerekse de güvenlik sebeplerinden ötürü 1905 yılında yine Sultan Abdülhamit Han tarafından 1908 yılında yeniden ilan edilecek olan 2. Meşrutiyet dönemine kadar yasaklanmıştır. Güvenlik hususuna 1905 yılında Sultan Abdülhamit Han'a yapılan suikast girişimini ve Mahmut Şevket Paşa gibi dönemin güçlü paşalarından biri olan bir devlet adamı yapılan suikastle paşanın ölümüyle sonuçlanan bu örneği verebiliriz. 1908 yılından sonra ise İstanbul sokaklarında yeniden otomobillerin gezmeye başladığını ve sayıların her geçen gün arttığı bilinmektedir. Öyle ki 1907-1908 yıllarında dünya genelinde 250 bin adet otomobil bulunurken 1914-1915 yıllarına gelindiğinde dünya genelindeki otomobil sayısı neredeyse 500 bin adede ulaşmıştı. Dolayısıyla bu artıştan İstanbul da etkilenmişti. Hatta İstanbul'da ilk trafik kazası kimi kayıtlara göre 1910, kimi kayıtlara göre ise 1912 yılında bir otomobilin bir yayaya çarpması sonucuna meydana gelmiştir. Burada eski İstanbul döneminden birkaç fotoğraf paylaşmak istedim. Burada da göreceğiniz üzere otomobillerin ve o dönemdeki özellikle insanların tercihleriyle alakalı. 1927-1928 yıllarına gelindiğinde ise ülkemizdeki ilk montaj fabrikası Vehbi Koç'un girişimleriyle kurulmuş ancak 1930 yılında yaşanan ekonomik buhran nedeniyle de ilgili fabrika 1934 yılında Ford ve Otosan arasında 1959 yılında imzalanan ortaklık anlaşmasına kadar kapanmıştır. Tüm bir süre boyunca özellikle 1910'lu yıllardan itibaren otomobillerin İstanbul yollarında çoğalmasıyla tamircilerin de sayısı artmaya başlamıştır. Burada da yine 1925 yılındaki Ford'un Tophane'deki açılan ilk yeriyle bir fotoğraf görmektesiniz. Yine Tarabya sahilinden 1920'li yıllarda hız sınırının 12 kilometre olduğu bir bölümü örneklemeyle görebiliyoruz. Yine 1925 yılı dönemlerinde işte ilk taksi durağını Eminönü'ndeki ilk taksi durağını görebiliyorsunuz. Tabii taksi duraklarının artması, taksilerin artması işte biraz önce bahsetmiş olduğum tamircilerin de sayılarının artmasına sebebiyet vermiştir. Yakın geçmişimize baktığımızda özellikle 1970, 1980 ve 1990'lı yıllarda Türkiye'de otomobil fabrikalarının sayılarının arttığını görebilmekteyiz. Diğer taraftan ise 1994 yılındaki Gümrük Birliği Anlaşması ile otomobil ithalatının önü açılmıştır. 1994 yılında Toyota markasının Türkiye'de üretim kararı ile yapılanması ve satış son noktalarının belirli bir standarda sahip olması, aynı zamanda ise satışla birlikte hem servis hem de yedek parça hizmeti verebiliyor olmaları sayesinde satış sonrası için de standartların ve süreç yönetimlerinin önemi oluşmaya başlamıştır. 2000'li yıllarla birlikte Türkiye'de satış faaliyeti gösteren 40'ın üzerinde otomobil markasının her birinin satış sonrası için artık standartları ve kalite yönetim politikaları bulunmaktadır. Çünkü satış sonrası hizmetlerin başarısı
yeniden satın alma eğilimini tetikleyen önemli bir unsur olarak kabul edilmiştir. Peki satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilere başarılı bir hizmet sunabilmek için ne gibi hususlar ele alınmalıdır? Öncelikle ulaşılabilir ve yeterli altyapıya sahip bir servise ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu servis kapsamında garanti hizmetleri sunabilmeli, müşteri hizmetleri yönetimi sağlanabilmeli, teknik ve geri çağırma kampanyaları organize edilebilmeli, gerekli olan yedek parça bununla birliği sağlanmalı, araç yaşına göre parça tedarik süreci koordine edilebilmeli, çalışanın akademik eğitim seviyesi güncel tutularak doğru ve güvenilir danışmanlık hizmeti verilebilmeli, müşterinin hakları doğrultusunda doğru bir yönlendirme yapılabilmeli, ürün gelişimine ve yenilenmesine yardımcı olmak için geri bildirim sağlanabilmelidir. Peki bu hizmetlerin verilmesi için nelere ihtiyaç vardır? Marka standartlarının sağlanmış olduğu ve yetki alındığı, ayrıca da ilgili tesis için Türk Standartlar Enstitüsü 12.047 hizmet yeterlik belgesi alındığını varsayarak, öncelikle etkin bir müşteri iletişime ihtiyaç olduğunu söylemeliyiz. Bu iletişim için müşteri bilgilerinin saklandığı ve markanın desteklediği bir bayi yönetim sistemi dediğimiz DMS sistemine ihtiyaç vardır. Çünkü satışı yapılan araçların tüm kayıtları bu sistem üzerine kaydedilmektedir. Dolayısıyla da herhangi bir bakım veya onarım ihtiyacı olduğunda müşteri bilgilerine kolayca erişim sağlanabilmelidir. Ayrıca ilgili DMS programlarının yeterli olmadığı durumlarda bakım zamanları, teknik ve geri çağırma kampanyaları, tüm servis kampanyaları, uzatılmış garanti bilgilendirmeleri gibi konularda müşterileri bilgilendirmek için yazılmış müşteri takip programları kullanılabilmektedir. Peki satış sonrası hizmetler kapsamındaki temel unsurlar nelerdir? Öncelikle randevu sistemiyle başlamalıyız. Servislerde randevular gerek telefon, gerek yüz yüze, gerekse de dijital platformlar üzerinden verilebilmektedir. Servislerde randevu planlamasını yapan ve müşteri karşılaması görevini yürüten kişiye resepsiyon sorumlusu ya da görevlisi denilmektedir. Aynı şekilde yine DMS ve yardımcı programlar kanalı ile etkin bir randevu sistemi kurgulanmalıdır. Randevu sistemi ile müşterinin hangi gün ve saatte servise geleceği bilgisinin yanı sıra atölye planlamasının da kurgulanması gerekmektedir. Bu sayede atölyede planlama sorumlusu teknisyenleri günlük olarak planlayabilmektedir. Bu durum atölye içerisinde iş akışının düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılması için önem arz etmektedir. Etkin bir araç kabul. Başarılı bir araç kabul sürecinin uygulanabilmesi için müşteri kabulünün yapılabileceği düzenli ve ferah bir alana ihtiyaç vardır. Bu alan müşteri taleplerinin dinlenebildiği, kayıt altına alınabildiği ve otomobille ilgili bilgi ve görseller, aksesuar örneklerinin sergilendiği bir alan olmalıdır. Bu alan içerisinde müşteriyle ilgilenen ve taleplerini dinleyen, doğru bakım ve onarım hizmeti konusunda müşteriyi yönlendiren, teknik kampanya, garanti ve recall kampanyaları konularında müşteriyi bilgilendiren kişiye servis danışmanı denilmektedir. Servis danışmanları mekanik ve hasar servis danışmanı olarak ayrılır ve iletişimi güçlü kişilerden seçilmelidir. Servis danışmanının müşteri aracını fiziki olarak kontrol edebildiği, eğer bakım yapılacak olan araçlarsa mümkünse lifte kaldırılarak, eksiklerini tespit edebildiği, hasarlı bölgeleri, yakıt durumu, özel eşyaların tespiti ve araçla ilgili alternatif hizmetleri sunabildiği alana araç ön kabul alanı denilmektedir. Bu alanda ilgili araç müşteriyle birlikte kontrol edilmekte ve fiziki olarak da teslim alınmaktadır. Kabul işlemlerinin tamamlanması sonrası araç bilgilerinin ve müşteri taleplerinin yazılı olduğu bir iş kartı üretilmeli ve sonrasında bu iş kartı atölye planlamayla paylaşılmalı, bir nüshada müşteriye verilmelidir. İş kartı üretilmiş olan bir araç, atölyede bakım onarım işlemlerine alınmadan önce işlemi yapacak olan teknisyene planlaması yapılır. Bu noktada artık atölye planlaması devreye girmiştir. Böylece servis teknisyeni planlanan aracın ne olduğunu ve ne işlem yapılacağını, ayrıca ilgili aracın hangi saatler arasında onarım işlemlerini gerçekleştireceğini önceden bilir. Bu işlemleri planlayan ve takip eden kişiye planlama sorumlusu denilmektedir. Bu kişi işlemleri hem manuel hem de sistem üzerinden planlayabilir ve atanan teknisyen de bu planlamaya uymak durumundadır. Servis teknisyeni kendisine atanan aracın
işlemlerine başlamadan önce ilgili DMS sistemi üzerinden kendi kodunu girerek çalışmayı başlatır. Bu sayede hem araç için gerekli olan yedek parçaları teslim alabilir, hem de kapasite kullanımı, üretkenlik, verimlilik gibi atölye KPI'ler için veri oluşumuna olanak sağlar. Peki satış sonrasında garanti hizmetlerle ilgili nasıl bir oluşum içinde olmalıyız? Ülkemizde bilindiği üzere garanti şartları her ne kadar kanunlarla belirlenmiş olsa da markalar nezdinde ilave şartlar sağlanabilmektedir. Temel olarak bir otomobil için garanti süresi kanunlarımızda 2 yıl 60 bin kilometre, bir ticari araç için ise 2 yıl 100 bin kilometre olarak tanımlanmıştır. Bir otomobilin kullanım ömrü boyunca yetkili bir serviste bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde otomobile ilişkin arzının yetkili servise bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise otomobilin yetkili servise destin tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini telefon, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Otomobilin tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye yine telefon, mesaj, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde ise bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servise aittir. Diğer taraftan bir otomobil için garanti süresi dışında verilen bakım onarım hizmeti için servisin bir yıl garanti vermesi de zorunludur. Garanti kapsamı içindeyken bir otomobilin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı kanalı ile otomobilin tamiri tamamlanıncaya kadar tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir otomobil sağlanmalıdır. Ayrıca yine bir otomobilin servis içerisindeki azami tamir süresi 45 iş gününü geçmemelidir. Aksi halde tüketici lehine seçimlik hakkı olacaktır. Garanti kapsamındaki bir araç için onarım nedeniyle parça değişimi gerektiğinde ilgili markanın garanti şartları çerçevesinde işlemler başlatılarak süreçler yürütülür ve parça değişimi gerçekleştirilir. Bu süreci yürüten kişiye de garanti uzmanı denilmektedir. Yedek parça tarafında konu nasıl ilerliyor? Ona da kısaca şöyle bakalım. Yedek parça birimindeki sorumlu kişi iş kartı açılmış ve planlaması yapılmış olan araçların bakım onarım için gerekli olan parçalarını fiziki olarak hazırlar ve eş zamanlı olarak da daha önce de bahsettiğim DMS sistemi üzerinden ilgili iş kartının içerisine bu parçaların çıkışlarını yapar. Bu işlemleri yapan kişiye yedek parça sorumlusu denilmektedir. Bu kişi bir gün önceden randevusu belli olan araçların DMS sistemi üzerinden kontrolünü sağlayarak ilgili yedek parçaları atölyeye teslim etmek için hazırlar. Bu sayede zaman kaybının önüne geçer. Bakım onarımı yapılacak olan teknisyen de araç ile ilgili hazırlıklarını yaptıktan hemen sonra yedek parçalarına giderek kendisi için hazırlanmış olan parçaları alır ve onarım işlemlerine başlar. Yedek parça departmanı tedarik sisteminin aksamaması için çeşitli programlar kullanır, raporlar üretir ve çeşitli kontrol mekanizmaları kurar. Bunların en başında sağlıklı bir stok oluşturmak gelir. Stok yapısı tedarik sistemine ve atölye üretimine bağlı olarak kurgulanır ve yönetilir. Yedek parça için bu noktada en önemli husus hızlıca çevrilebilen bir stok oluşturmaktır. Bunun için belirli dönemlerde parça raporları hazırlanarak hangi parçaların tedarik sürecinde ihtiyaç olduğunu tespit edilir. Bu tespitler için stok yapısı içerisinde en çok hareket görenden en az hareket görene doğru parça sınıflandırılır. Bu durum atölyeden talep edilecek olan parçalar için bir öngörü oluşturmak ve müşteri taleplerine hızlıca cevap verebilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Yedek parça için müşteri ihtiyaçları doğrultusunda bir diğer önemli nokta ise dönemsel olarak yapılan parça ve aksesuar kampanyalarını takip etmektir. Bu kampanyalar doğrultusunda müşterilere daha uygun fiyatlı bakım kampanyaları üretilir. Haftalık ya da aylık aksesuar kampanyalar düzenlenmesine olanak sağlanır. Bu durumu yönetmek için de servis içerisinde aksesuar sorumlusu görevlendirilir. Aksesuar sorumlusu olan kişi yine ilgili DMS sistemi üzerinden bir gün önceden randevusu olan müşterileri irdeleyerek parça ya da aksesuar ihtiyaçlarını belirler ve stok aşamasında eksik olanların temin edilmesini sağlar. Bu sayede müşteri servise geldiğinde aracının ihtiyacı doğrultusunda teklif alabilir. Satış sonrası operasyonun içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi müşteri ilişkileri yönetimidir. Satış sonrasının olmazsa olmazıdır. Sunumun da başında belirttiğim üzere ilgili DMS sistemi kurulmasının en önemli noktası
müşteriyle iletişimin öncelikli olmasından gelir. Sağlıklı bir müşteri ilişkileri yapısı kurulduğunda servisin müşteri devamlılığı sağlanabilir. Kalite sürecini yöneterek iyi bir hizmet verilmesi için gereken geri bildirimler alınabilir. Müşteri ilişkileri departmanı müşterilerle kurulan iletişim için şu hususlarda önem arz eden bir birimdir. 1. Bakım hatırlatmaları. Yaş veya kilometre zamanı gelmiş müşterilerin aramaları yapılarak bakım zamanları hatırlatılır. Bunun için DMS veya müşteri takip sistemleri kullanılmaktadır. 2. Teknik ve rekol kampanyaları. Üretici tarafından yayınlanan araç bilgileri doğrultusunda müşterilerle irtibata geçerek gerekli organizasyon sağlanır. 3. Kayıp müşteri takibi. Kullanılan müşteri takip programları ile uzun bir zaman diliminde teknik servis hizmeti almayan müşterilerin tespiti yapılarak yeniden hizmet almaları hususunda gerekli iletişim sağlanır. 4. Müşteri geri bildirimlerinin analiz edilmesi. Araçlarını servise getirerek bakım alım hizmeti alan müşterilerin almış oldukları hizmeti değerlendirmek için anket çalışması yapılır ve yapılan bu çalışma analiz edilerek hizmette aksayan noktalar tespit edilerek gerekli aksiyonun alınması sağlanır. 5. Legal dosyaların yönetilmesi. Müşterilerin araçları ile ilgili bir sebeple hukuksal sürece tabi olduğu durumlarda ilgili bürokratik sürecin takip edilmesi sağlanır. 6. Müşteri taleplerinin yönetilmesi. Müşterilerin araçları ile ilgili talep ettikleri konularda aracı olarak ilgili taleplerin karşılanmasını sağlar. Örneğin radyo kodu talebi, teknik belge talebi vesaire. 7. Kampanya yönetimi. Bakım kampanyaları, uzatılmış garanti, aksesuar, lastik kampanyaları gibi dönemsel kampanyalar için müşterilerle iletişim kurarak bilgilendirmelerin yapılması sağlanır. 8. Dijital ve sosyal mecraların yönetimi. Gerek portaller gerekse de sosyal mecralardan gelen randevu talepleri alınır, müşteri talep, şikayet ve teşekkür bilgilendirmelerine cevap vererek müşteri iletişimi sağlanır. Tüm bu maddelerin uygulanması ve zamanında yerine getirilmesi için iletişimi yüksek, planlama becerisi olan, iyi bir takip ve analiz yeteneğine sahip insanlarla çalışmak gerekmektedir. Bu düzeye sahip kişilere müşteri ilişkileri ya da CRM sorumlusu denilmektedir. Servisin büyüklüğüne göre bu departmanda birden fazla sorumlu çalışabilir. Hatta call center tarzı bir birim oluşturulabilir ve çağrı, sosyal medya, mail, posta iletişimlerinden sorumlu çalışanlar atanarak daha fazla müşteriye ulaşılır ve mümkün olduğunca iletişim kanalları daha ayrıntılı analiz edilebilir. Evet, satış sonrası hizmetler kapsamındaki pazarlamanın önemi nedir? Bir servisin ve dolayısıyla bir işletmenin ana amacı kar etmektir. Kar etmek içinse satış yapmaya ihtiyaç vardır. Başarılı ve sürdürülebilen bir satış algoritması için de elbette kaliteli hizmet ile müşteri bağlılığını yaratmalı, diğer taraftan ise işletmeye yeni müşteriler kazandırılması sağlanmalıdır. Bu sayede servis potansiyelini büyüterek satışlarını artıracak ve hedefi olan karlılığı yakalayacaktır. Bunun için 1. Araç model ve yaş kırılımlarına göre servis kampanyaları düzenlenebilir. Buna örnek olarak fren balta kampanyası, check-up kampanyası, kayıp müşteri kampanyaları gibi kampanyalar verilebilir. 2. Kısa periyotlu kampanyalar düzenlenebilir. Bunlara da örnek olarak çeşitli aksesuar kampanyaları, lastik kampanyaları gibi kampanyalar verilebilir. 3. Meslek grupları için kampanyalar düzenlenebilir. Öğretmenler, emniyet mensupları gibi. 4. Sürdürülebilir servis hizmetleri oluşturarak müşteri iletişimi sağlanabilir. Lastik alan müşterilere lastik oteli hizmeti veya servise gelmek istemeyen müşteriler için yerinden alım yerine teslim hizmeti gibi. Daha sonra bu pazarlama yapılacak olan dönemin planlaması ve bütçesi belirlenmelidir. Bu plan ve bütçe kapsamında pazarlama kalemleri hayata geçirilmelidir. Burada en önemli nokta pazarlama yapılacak olan dönemin periyodu mutlaka çok iyi belirlenmeli ve bütçesi seçilecek olan kalemlere göre hedeflenmelidir. Peki satış sonrası için ne tip bir pazarlama kanalları kullanılmaktadır? Elbette reklam vereceğiz. Reklam vermek bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi. Ne tip reklamlar verebiliriz? Bölgesel dergiler, yerel gazeteler, yerel radyo ve televizyon. Buradaki 3 tane nokta özellikle servisin bulunduğu bölgeyi çok ilgilendirdiği için ilk 3 noktada bulunmaktadır. Biz biliyoruz ki ulusal dergi, gazete ve ulusal radyolarda da çeşitli reklam ve kampanyalar düzenlenmektedir.
Ancak servisin etkinliği yerelde olduğu için bölgesel açıdan reklamları değerlendirmenin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Daha sonrasında broşür dağıtımı yine en etkili pazarlama yöntemlerinden bir tanesidir. Outdoor reklamlar dediğimiz billboardlar, maxiboardlar, otobüs giydirmeleri, asansör reklamları, site raketleri, afiş veya brandalar yine etkili reklam yöntemlerinden bir tanesidir. İnternet ve dijital mecralar, banner ve Google gibi ve son dönemde tabii ki etkisini hızla arttıran ve pandemi döneminde de bizim işimizi son derece kolaylaştıran sosyal mecralar. Buralardaki reklam kapasitesi bizim için çok çok daha önem arz etmek noktasına ulaşmıştır. Maliyet açısından da diğerlerinden çok daha az bir maliyete sahiptir. 2. Promosyon ve tanıtım unsurları kullanmak. Kampanya çekleri bunlara verilecek önemli örneklerden bir tanesidir. 50 TL, belli bir tutarın üzerinde yapılan harcama neticesinde 50 TL, 100 TL gibi ya da akaryakıt hediyesi gibi promosyon malzemeleri kullanılabilir. Hizmet hediyesi sunabiliriz. Ücretsiz yıkama, lastik değişimi gibi ve aksesuarlardan faydalanabiliriz. 3. Müşteri ilişkileri potansiyelinden yararlanmak. Biz kampanyalarımızı çağrı kanallarını kullanarak pazarlayabiliriz. Mesaj ve e-posta kanallarını kullanarak pazarlayabiliriz. Sosyal mecra kanallarını kullanarak pazarlayabiliriz ki son dönemin en etkin pazarlama yöntemlerinden bir tanesidir. Tüm bu kanallar ile pazarlama yapılarak satış hacminin büyümesine olanak sağlanmalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli unsur ise seçilen metot hangisi olacaksa geri bildirimlerin sağlıklı bir şekilde alınması olacaktır. Unutulmamalıdır ki ölçümlenemeyen bir çaba boşa sıkılmış bir kurşun gibidir. Peki kar etmek için tek yol iyi bir pazarlama planı yaratmak mıdır? Tabii ki hayır. Kar etmenin bir diğer yolu ise gelirin artırılamadığı zaman diliminde giderleri kontrol altına almaktır. Bunun için ise iyi kurgulanmış bir bütçeye ihtiyaç vardır. Servisler için bütçe genel olarak yıllık olarak yapılsa da 3 ya da 6 aylık bütçelerde yapılabilmektedir. Servisin bir aylık satışından elde ettiği gelirin satın alma maliyetleri düştükten sonra kalan brüt karı en önemli göstergelerden biridir. Burada dikkat edilecek olan husus gelirin ve dolayısıyla da karın ne kadar arttırılabildiğidir. Eğer kaliteli bir hizmet anlayışı ile eldeki müşteriyi tutabiliyorsak ve doğru ve iyi planlanmış bir pazarlama planı ile de servisimizi yeteri kadar tanıtabiliyorsak gelirlerimizi arttırmamamız için herhangi bir sebep yoktur. Ancak bunlara rağmen günün koşullarına göre gelirlerimizde azalmalar olabilir. O halde hedeflenen kârı yakalamamız için odaklanmamız gereken nokta giderlerimiz olmalıdır. Bir serviste giderler için odaklanmamız gereken iki nokta vardır. İlki işletme giderleridir. İşletme giderlerini faaliyet ve personel giderleri olarak ayırabiliriz. Personel giderleri için servisteki görevli olan kadrolardaki personel sayısının araç girişi ve üretilen gelirler çerçevesinden bakılarak doğru planlanması gerekir. Eğer cirolarda önlenemez bir düşüş yaşanıyorsa atıl duruma düşmüş kadroların azaltılması gerekecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus özellikle teknisyen grubunda KPI sonuçları, danışman grubunda ise bireysel satış performansları dikkate alınarak kadroda azalmaya gidilmelidir. Faaliyet giderleri içinse servisin değişken giderlerinin elden geçirilmesi şarttır. Örneğin elektrik, doğalgaz sarfiyatlarının kontrolü, servis sarf malzemelerinin kontrolü, büro sarf malzemelerinin kontrolü, yakıt sarfiyatlarının kontrolü gibi. Ancak gelirlerin düştüğü bir ortamda pazarlama giderlerinin öncelikli olarak düşüldüğüne çokça şahit olunmaktadır. Ancak gelirlerin düştüğü şartlar altında kesinlikle pazarlama giderleri düşürülmemeli, aksine hazırlanan pazarlama planına sadık kalınarak süreç işletilmelidir. İkinci konu ise stoklardır. Stoklar için en önemli kaynak noktası yedek parça stoklarıdır. Gelirlerin azaldığı bir ortamda parça stoklarının da kademeli olarak azaltılması gerekmektedir. Özellikle tedarik zincirinin yapısı önemli bir unsurdur. Başarılı bir yedek parça stoğu eldeki parçaların doğru sınıflandırılmasına mümkün olur. Bu da haftalık ve aylık raporlar ile yapılan parça analizleriyle gerçekleştirilir. Yedek parça stok miktarı için sermayenin getirisi yani ROCE katsayısından faydalanır. ROCE katsayısı servisin ürettiği brüt karın stok miktarına bölünmesiyle bulunur. Ortaya çıkan oranın servisin aynı dönem içerisinde stoğa bağladığı sermayenin faiz getirisinden elde edeceği gelir oranından en az 2 kat fazla olması beklenir. Yani bir başka deyişle satıştan elde ettiğimiz brüt kar miktarı düşüyorsa ROCE oranımızı korumak ve
ve yükseltmek için stok miktarını düşünmemiz gerekmektedir. Stoklar için bir diğer unsur boya ve sarf malzeme stoklarıdır. Yine azalan girdiler karşısında azami dikkat etmemiz gereken stok miktarlarıdır. Bu alanda stok tüketimleri azaltılmalı ve gerekiyorsa ve mümkünse takas yöntemi denenmelidir. Bu zamana kadarki anlattığım konular servisin yapısı, iç yapısıyla alakalı. Bir de servisteki yönetim, servisin içerisindeki farklı başlıklarda bir takım yönetmeliklere göz atacağız. En önemlisi KVKK yani kişisel verilerin korunumu yönetmeliği. Ülkemizde 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı kişisel verilerin korunumu kanunu kapsamında Türkiye'de her bir müşterinin şahsi bilgileri koruma altına alınmıştır. Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları usul ve esasları düzenlenmektedir. Bu kapsamda servisimize gelen müşterilerin verilerinin alınması, işlenmesi, saklanması ve paylaşılması ile ilgili süreçler belirlenerek ilgili bakanlığın Verbis sistemine kayıt olunmalıdır. Bu sistem üzerinde servis için bir veri sorumlusu ataması yapılarak müşterilerden alınan kişisel bilgilerin hangi amaçla alındığı, ne için kullanılacağı ve kiminle paylaşılabileceği net olarak belirtilmelidir. O nedenle servis süreçlerindeki yapacağımız her bir müşteri iletişiminde kişisel verilerin kullanımına izin veren süreçlerin doğru yönetildiğinden emin olmalıyız. Bir diğer önemli konu atık yönetmeliğidir. Servislerde önemli konulardan biri olan ve bakım onarım sonrasında çıkan atıkların ilgili mevzuat kapsamında bertarafı sağlanmaktadır. Bu atıklar kimyasal içeren filtreler, kimyasal içeren sıvılar, boya kimyasalları, civa içeren atıklar, kontamine olmuş ambalajlar, boş basınçlı kaplar, motor yağları, şanzıman yağları, kurşunlu piller ve aküler gibi tehlikeli maddelerden oluşmaktadır. Servisin içerisinde her bir atık sınıfı için ayrı depolama alanı bulunmalıdır. Ayrıca bahsi geçen bu atıklar için ilgili sınıfı içeren atık kodları bulunduğundan söz konusu atığı ifade eden etiketler yaptırılarak ilgili atık alanlarına konulmalıdır. Bu sayede teknisyenler ilgili sınıftaki atık çıktığında doğru alanda depolamasını sağlamalıdır. Bakım onarım kapsamında servisimize gelen araçların belirttiğim sınıflarda atıkları oluştuğunda ve depolandığında ilgili atıklar lisans taşıma şirketleri vasıtasıyla bertaraf ya da geri kazanım şirketlerine teslim edilmelidir. Bu işlemler sonrasında ise söz konusu atıklar Çevre Bakanlığı'nın entegre çevre bilgi sistemi vasıtasıyla sahip oldukları atık kodları ve miktarları girilerek sisteme işlenmelidir. Bu işlemler ise her bir sınıftaki atık teslimi sonrasında yapılmalıdır. Sene bitiminde ise bir yıllık atık miktarının Çevre Bakanlığı'na ibra edilmesi zorunludur. Bu işlemler ise serviste yetkilendirilmiş biri tarafından yapılmalıdır. Yine en önemli konularımızdan bir tanesi iş sağlığı ve güvenliği. İş sağlığı bu kapsamda ülkemizde 2012 senesinde kabul edilen 6331 sayılı kanun uygulanmaktadır. Servis olarak dikkat etmemiz gereken konuların başında iş kazaları gelmektedir. İş kazalarının olmaması ve standart denetimlerin zamanında yapılabilmesine olanak sağlanabilmesi için mutlaka iş yerimizde görevli bir iş güvenliği uzmanı ile çalışmamız gerekmektedir. Eğer belirlenen niteliklerde bir uzmana sahip değilsek dışarıdan bu konuda hizmet alınması gerekmektedir. Servisimizde iş güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının olmasını engellemek adına çeşitli uygulamalar devreye alınmalıdır. Bunlar ilgili kanun ile belirlenmiştir. Kısaca 1. Acil durum ekibi kurulmalı ve acil eylem planı hazırlanmalı. 2. Acil durum ekibi önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularında uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli, yeterli sayıda kişilerden oluşmalı. 3. Servisimizde risk yönetimi planlanmalı ve servis sahasında çalışanlar için risk oluşturan unsurlar periyodik olarak denetlenerek sonuçları izlenmeli. 4. Servisimizde görünür yerlerde iş güvenliği levhaları kullanılmalı. 5. Çalışanın yaptığı iş baz alınarak gerekli olan kişisel koruyucu malzemelerin temin edilmeli ve kullandırılmalı. 6. Servisimizdeki tüm makina, ekipman, ünite ve cihazların doğru şekilde kullanılması için eğitimler verilmeli ve periyodik kontrolleri zamanında yapılmalıdır. Peki gelecekte satış sonrası hizmetler nasıl şekillenecektir? Her ne kadar otomotiv sektörü dünyada yakın zamanımıza kadar Ar-Ge konusunda ciddi gelişim göstermiş olsa da
Satış sonrası tarafında bu konular henüz tam olarak gerek fiziksel gerekse de personel eğitimleri bakımından gelişimini tamamlayamamıştır. Bunları alttaki birkaç gelişim projesine örnek verebiliriz. Alüminyum karasör onarımı yakın zamanımıza kadar uzun zamandır üretim tarafında kullanılan fakat satış sonrası tarafında henüz altyapısı tam olarak tüm markalar tarafından oluşturulabilmiş bir alan değildir. Keza elektrikli otomobil, hibrit otomobiller aynı şekilde geleceğimize yön veren teknolojiler olması hasebiyle yine yetkili servisler başta olmak üzere servislerin tamamında tam olarak altyapıya sahip değillerdir. Sürücüsüz otomobiller ve akıllı otomobillerse gelecekte karşımıza çıkacak olan unsurlar, bunların da hazırlıkları şimdiden yapılmaya başlanmalıdır. Hatta geleceğin satış sonrasında sıradan teknisyen ve teknikerlere artık yer olmayacağı kanaatindeyim. Gelişen teknolojiyle otomobillerin bakım periyotları uzamakta ve arıza çözümler için uzman mekatronik teknisyenleri tarafından araç başında olmadan teşhis konulabilmektedir. Bunun örnekleri de başlamıştır. O nedenle gelecek için eğitimli ve gelişime açık insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Evet, başarılı bir satış sonrası organizasyonu için sadece iyi kurgulanmış ve kuralları olan bir servisten ibaret değildir. Her şeyden önemlisi servisin bir vizyonu olmalı ve sürekli ölçümleyerek takip mekanizmasını güçlü bir şekilde ortaya koymalıdır. Bunun için de en iyi yol sahada ekip ile birlikte hareket ederek detaylara hakim olmaktır. Diğer bir taraftansa doğru parça, doğru bakım mantığı ile üreticinin belirlediği standartlar çerçevesinde onarım gerçekleştirilmelidir. Tüm bu organizasyonu bir orkestra şefi gibi yöneten, vizyonu doğrultusunda kararlar alan, kendisine bağlı olan birimleri ve sonuçlarını takip eden, analiz eden, ekibi için eğitimler planlayan, kaliteli bir hizmet için müşterilerle sürekli temas eden, iletişim güçlü kişilere de satış sonrası hizmetler müdürü ya da yöneticisi denilmektedir. Ve bir satış sonrası yöneticisi her zaman kendine neyi daha yapabiliriz diye sormalı ve hem ekibini hem de sistemi sürekli olarak geliştirmeye odaklanmalıdır. Başarıya giden yol budur. Bizim bu noktadaki en önemli çıkıntı noktamız, konuşmamızın başında da söylemiş olduğum, bizim için yönetici sınıfında ve hangi birimde çalışırsa çalışsın, mühendis arkadaşlarımızın neyi nasıl yaptığını tam olarak bilmesinden geçecektir. Bu anlatmış olduğumuz çerçevede, bu profilde neyi tam olarak standardına uygun yaptığımızı eğer tam olarak kavrayabilirsek zaten iyi bir yönetici olduk demektir. Teşekkür ediyorum benim sunumum için. Dinlediğiniz için hepinize sabırlarınızdan ötürü çok teşekkür ederim. Başar Bey, biz de size çok teşekkür ederiz. İlgiyle dinledik. Ben de değerli misafirler, üyelerimiz de muhakkak ki dinlemişlerdir. Çok sağ olun. Ben kurum adına da teşekkür ediyorum. Bu etkinliği düzenleyen, aynı şekilde düzenleyen, otomotiv günlerini düzenleyen ekibimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, sorularınızı var ise yazarsanız chat yazın ekranından ben de Başar Bey'e bunları iletiyor olurum. Teşekkürler geliyor, o şekilde cevaplayalım. Evet, chat ekranına da yazanlar var, çok sağ olun. Evet, yine detaylı sunum oldu, teşekkür ederim diyen Görkem yazmış, o şekilde etmiş olayım, sağ olun. Şu an teşekkürler geliyor, onu da söyleyeyim. Soru ben de bekliyorum. Varsa çok sağ olun. Aynen dediğim gibi teşekkürler geliyor. Siz veya sunumda olmayan eklemek istediğiniz farklı noktalar var mıdır? Yani önerileriniz bu konuda ekiplere. Şöyle bir ekleme yapabilirim. Buyurun. Sunumu da belirtmedim ama bizim mühendislerim, yani makine mühendisleri ve makine mühendisleri odasına bağlı olan tüm mühendis meslektaşlarımız için bu tip alanlarda, yani üretim ve Ar-Ge'nin olmadığı satış sonrası taraflarında parakende tarafında çalışan, hizmet sektöründe çalışan meslektaşlarımız için en önemli unsurun hizmet kalitesi olduğunu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde blok muafiyeti var. Blok muafiyeti 2007 senesinde kabul edilmişti. Ancak blok muafiyetiyle biliyorsunuz ki yetkili servisler istediği şekilde yetkili servisi kurabilme hakkına sahip, üreticinin standartlarını karşıladığı sürece.
Bizim için en önemli unsur, rekabetin doğru alanda sağlanabilmesi için standartlara herkesin eşit şekilde uyabilmesini sağlamak lazım. Bunu da yapacak olanlar yönetici, yani mühendis meslektaşlarımız. O yüzden bu alana çok dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer bizim rekabeti doğru alanda doğru şekilde kurgulayabilirsek, evet bugün bir mühendis meslektaşımız bir özel serviste de çalışıyor olabilir. Ancak biliyoruz ki maliyetleri kısmak adına yapılan bir sürü farklı uygulamalar var. Ve bu uygulamaları belirli bir standart çerçevesinde alana koyabilirsek çok daha doğru bir yol izlemiş oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorularımız da var, isterseniz ben onları da iletmiş olayım. Şöyle, birinci sorumuz Görkem'den gelmiş. Kusura bakmasın, soyadını görmediğim için ismini hitap ettim. Bir servis firmasında minimum kaç mühendis ve hangi alanda çalışma imkanı bulunmaktadır demiş. Buyurun. Bir servis firmasında tabii ki, yani eğer imkanlar varsa birden fazla mühendis tabii ki çalışabilir. Ancak şu anda genellikle yönetici konumunda distribütör markaların yavaş yavaş mühendislik standartlarında, mühendislik tecrübesine sahip, mühendislik alanlarından mezun olan yöneticileri tercih ettiğini görmeye başladık. Bu alan maalesef biraz boş bir alan. Yavaş yavaş bu sınıfta mühendis sayısının artmaya başladığını zaman içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla şu anda sadece yönetici sınıfında diyebiliriz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuz Alpay Bey'den gelmiş. Müteselsiz sorumluluk konusunda neler söyleyebilirsiniz demiş. Bu şekilde belirteyim. Biz sonuçta biliyorsunuz ki yetkili servisler aynı zamanda bir bayrağı dalgalandırıyor. Bu bayrağı dalgalan bir markanın bayrağını dalgalandırıyor. Dolayısıyla bayrağı dalgalandırdığımız noktada distribütörün bizim için ürettiği her türlü standarda uymak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla biz de onların bu standartları karşısında müşterimize karşı müteselsilen sorumluyuz. Eğer biz bir müşterimize karşı herhangi bir şekilde bir problemle karşılaşıyorsak, bu sefer de distribütör bizim açımızdan müteselsilen sorumlu olur. Yani biz bir aracıyız. Dolayısıyla işimizi doğru ve sağlıklı bir şekilde, standartlara uygun şekilde yapmakla mükellefiz. Teşekkür ediyorum. Demin yine Görkem Kızıltan Ustalı'ymış. İsmini değiştirince gördüm. Ondan da özür dilerimi ileteyim. Bahunas Çevik'in bir sorusu var. Bir yetkili servis çalışanı olarak bu alana tanıttığınız için çok teşekkür ederim. LPG montajı ile ilgili sorum olacak. Süreç hakkında bilgilendirir misiniz demiş. Buyurun. Yetkili servislerde LPG montajı her marka çatısı altında yapılmıyor. Ancak bunun için biliyorsunuz distribütörlerin onay vermeleri, standartları dahilinde işlemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii ki LPG montajı normal aracın dışında olan bir sistematiğe sahip olduğu için bu konuda yine mühendis arkadaşlarımızın makine mühendisi odasından almış oldukları SMM belgeleri geçerli oluyor. Dolayısıyla LPG montajı normalde teknisyenlerinin, yöneticilerinin de aynı şekilde eğitimlerinin alması gerektiği bir alan. Süreci konusunda otomobil servislerin içerisinde bu alanda farklı bir departman ayrılabiliyor. Dolayısıyla bu departman dahilinde LPG montajları ile ilgili işlemler yapılabiliyor. Fakat şöyle bir sorun var. LPG montajlarında üreticiler, LPG üreticileri otomobiller üzerinde herhangi bir problem oluşmadığına dair bir takım öngörülerde bulunsalar da bir takım sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu konuda üretici standartlarının takip edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuz Akif Emre Soğukoğlu'ndan, satış sonrası departmanında çalışan bir mühendisin temel görevleri nelerdir? Ne tarz işler yapmaktadırlar bu bölümde diye sormuş. Buyurun Başar Bey. Teşekkür ediyorum soru için. Satış sonrası departmanda çalışan bir mühendis temelde analitik olmak zorundadır. Biz satış sonrası operasyonlarını yönetirken tüm ekibi, personeli, markayı, yönetimi, müşteriyi, kaliteyi, her şeyi tekil noktada yönetiriz.
Dolayısıyla bu yönetim esnasında bunu bazen şöyle bir örnekleme yaparım ben. Bir papatyanın ortasındaki sarı gibidir bu yönetici. Herkes bir taraftan, herkes beyazlarını çekmek ister. Biz ortada sağlam durmak zorundayız. Bunun için de en önemli nokta iyi bir analitik bakış açısına sahip olmak, raporlama mantığını çok iyi işletmek, bütün süreçleri iyi analiz edebiliyor olmak ve çok iyi bir raporlama sistemine sahip olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Yine Şinasi Bey var. O seriden ekleyecekleri var mıdır? Ona sormak isterim Şinasi Bey. Şinasi Bey'e de merhaba, iyi akşamlar demek istiyorum. Merhaba Başar Bey. Çok teşekkürler. Arkadaşlar hepinizi selamlıyorum. Başar Bey'e de bu çok güzel aydınlatıcı sunumu için çok teşekkür ediyorum. Satış sonrasından değerli meslektaşım. Bugün Otomotiv Sanayi Derneği'nde bizim de satış sonrası toplantımız vardı. Toyota'dan da arkadaşlar vardı. Opel'den arkadaşlar vardı. Opel yok, pardon, karıştırdım. Biz sadece üreticilerle toplanıyoruz. Ama bazen ODD ile de toplandığımız olmuştur geçmişte ve sorunlarımızı tartışıyoruz. Ekleyeceğimiz konular o kadar çok, yani hangi konuyu ele alsanız derinlemesine genişletebilirsiniz. Bunu Başar Bey çok güzel bir özet haline getirdi. Ben de bu arada Başar Bey'in geçmişini inceledim LinkedIn'den, nerelerde çalışmış diye. O yüzden o markalara gidiyor aklım. Epeyce geniş bir alanda tecrübe edilmiş. Çok 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 değerli bir mühendis olduğu belli. Yani size neresinden katkıda bulunsam diye düşünüyorum. Şöyle diyelim. Böyle toplantılarda satır aralarında yazılı olmayan bilgileri vermek faydalı olabiliyor. Bizim ülkemizin genel sorunu şeydir. Yönetmelikler çıkar, kurallar çıkar. Her konunun bir hukuku olur. Ama bunların uygulanması o kadar iyi takip edilmez. Yani araç teknik mevzuatındaki konular da gereği kadar yerine getiriliyor mu? Bu bir soru işaretidir. Özellikle arkadaşımın hızlı geçtiği bir konu olarak onarım alanına değineyim ben. Kaporta atölyelerinin yaptıkları ile ilişkili, özellikle de yetkisiz servislerde biz yetkili servisler üreticinin bağlı olduğu tip onaylarına göre onarım yapmak zorundayız. Biliyorsunuz o tip onayların sayısı 160 geçkin. O kadar regülasyon var. Yani binekte 70'i geçkin. Ağır vasıtalarda 30-35'er kadar topladığınız zaman işte bir aynanın görüş alanından tutun. İşte şeyde bir balatanın aşınması, tren mesafesi, işte bir perdenin yanma hızı, tutuşmaması, kendi kendini tutuşturmaması gibi onlarca regülasyona uymak zorundayız. Fakat bu araçlar çıktıktan sonra fabrikalardan bir gün sonra kaza geçirdiklerinde bu regülasyonlarının hiçbirisine uymak zorunda olmadan tamir edilebilirler arkadaşlar. Bu çok büyük bir açıktır. Yani yetkili servis bunu yapamaz. Çünkü kendi firmasının kurallarıyla bağımlıdır. Ama serbest pazarda onarılan kaza geçirmiş araçlar bir bomba gibi dolaşırlar. Bunun için çok mücadele ediyoruz. Yani perf araçlar görüyorsunuz gazete haberlerini. İki araç birbirine monte edilip tek bir araç haline getirilip tekrar trafiğe sokuluyor. Aracın önü farklı, şase numarası farklı, kaydı farklı durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bunlarla mücadele ediyoruz. Yani yalnız işte ülkemizin birçok alanında hukukun gereklerini uygulamak ne kadar zorsa araç teknik mevzuatında da o kadar zor. Otomotivin çok büyük bir sorunu var arkadaşlar. Konuları İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, işte Gümrük Ticaret Bakanlığı gibi farklı alanlara dağılmış. Bunun ortak bir koordinat, Ekonomi Bakanlığı da var bu içinde, sigorta şirketleri Devre de. Bakanlığı var, Sinasi Bey. Evet, aynen dediğiniz gibi. Yani bunların tabii alt genel müdürlükleri, kuruluşları var, TSE gibi. Şimdi her bir konu başka bir yerde takip ediliyor. Dolayısıyla bir problemin çözümü çok bacaklı olduğu zaman, örneğin diyelim ki sahte parça dışarıdan ithal ediliyor, değil mi? Bunları nasıl engelleyeceksiniz? Eşdeğer belge parça belgesi çıkarılması lazım. Ama bunu Ticaret Gümrük Bakanlığı gitip numaralarından ben kontrol edemem, bana ne diye sırtını dönebiliyor. Yani bütün bunları toplayacak bir başbakana ihtiyaç var.
Ülkede de başbakanlık kaldırıldı. Yani şimdi iş o kadar yukarıdan yönetiliyor ki ülke. Bu tip teknik mevzuatın gereklerine karar verecek koordinatörlerin eksikliği çok daha fazla hissedilmeye başladı. Yani kapalı bir grupta konuştuğumuz için yani mevzuatımızın da bir müsilajı oluşuyor. O şekilde belirteyim. Bunlarla çok mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz ve kolay olmuyor. İşte size böyle bir satır arası katkısı yapmış olayım ben de. Teknik bilgilerini keyifle dinledim. Çok güzel özetlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizin bana da sorularınız olursa ben de cevaplamaya çalışırım. Değerli kardeşim Başar Bey'e mesela ben de bir soru yönelteyim. Birçoğunu söyleyebiliriz. CRM sistemleri var değil mi? Müşterileri takip ettiğimiz. Mesela o konuda bilgi verebilir. Müşterilerin ağaç geçmişleri yetkili servislerde izlenir. Hata kayıtları olur. Onlara müşteri iyi niyet destekleri olur. Yani yetkili servisi devam eden müşterilerin kazançları daha fazla olur. Bu müşteri takip sistemleri hakkında da birkaç kelime söyleyebilir belki bize. Tabii. CRM sistemleri adından da anlaşılacağı üzere biliyorsunuz müşteri ilişkileri yönetiminden geliyor. Müşteri ilişkileri yönetimi temelde aslında iletişime dayalı, yani esas amacı iletişime dayalı olmasından yola çıkarak biraz önce de zaten özetlemeye çalıştığım alanda çok daha detaylı bir aslında yapı. Burada bizim için önemli olan öncelikli olarak müşteriyle kurulan iletişimde bakım hatırlatmasını biraz önce konuşmuştuk hatırlarsanız. Dolayısıyla kayıp müşteri takibini yapabilmek açısından bu departmanın önemi çok önemlidir. Müşteriyi kaybetmemek açısından. Yine aynı şekilde teknik açıdan distribütörün yayınlamış olduğu, üreticinin yayınlamış olduğu bir takım onaylar var biliyorsunuz. Teknik takip noktaları var. Bazen recall kampanyalar olarak yayınlanıyor, bazen teknik bülten olarak yayınlanıyor. Bunların irtibatların kurulması açısından CRM çok önemli. Yine aynı şekilde evet bizim hukuk kendi kanunlarımızda 2 yıl olarak belirtilen ancak üreticilerin kendilerine göre farklı garanti seçenekleri sunduğu bazen 3 yıl bazen 5 yıl biliyorsunuz garanti sundukları durumlarda uzatılmış garanti dediğimiz bir sistematik var. Farklı adlar altında markalar bunu adlandırıyor. Bu konuda uzatılmış garanti konusunda müşteri bilgilendirmede kullanılabilir. Kampanya takiplerinde mutlaka kullanılabilir. Biz tabii olayı müşteri ilişkilerinde sadece iletişimi pazarlama mantığıyla düşünüyoruz. Yani çoğunlukla bu şekilde düşünüyor insanlar. Fakat yine biraz önce sunumun içerisinde bahsettiğim üzere bizim aslında hukuksal tarafımız da var. Neticede hukuksal takiplerin çok iyi yapılması, müşteri odak noktalarının birleştirilmesi açısından müşteri ilişkileri departmanının çok önemi var. Dolayısıyla yani kısaca böyle toparlamaya çalışayım. Bizim için çok önemli bir nokta müşteri ilişkileri. Sadece biz müşteri bir genelde şöyle insanların aklına gelir. Müşteri ilişkileri işte bir sorunlu müşteriyle karşılaşıldığı zaman müşteri ilişkileri departmanı çözsün denir. Şimdi bizim için en önemli nokta müşteri ilişkileri orası bir call center değildir. Call center farklı bir mantıkla çalışır. Müşteri ilişkileri ise bir departmandır. Departmanın içerisindeki bu anlattığım bütün hepsi bir bütün olarak ele alınmalı ve doğru kurgulanmalı. İşte bir makine mühendisi ya da bir endüstri mühendisi ya da bir otomotiv mühendisi bu alanda çalışan hangi mühendis meslektaşımız olursa olsun bir ayın sonuna geldiğimiz zaman bizim bütün operasyonumuzu analiz edecek şekilde bir kurgu yapması gerekir. İşte bizim mühendisten beklediğimiz budur. Biz doğru analizi, doğru raporlamayı yapabilirsek eğer ay sonunda zaten o müşteriyi kaybetmemiş oluruz. O zaman da biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi işte dışarıda hani neydi belirsiz yerlerde onarım yapmak zorunda bırakmayız müşteriyi. Biz ön başta kendimiz o operasyon içerisinde olmak durumundayız. O yüzden de en iyi yol sahada olmak diyelim. Böyle bir cevap vermiş olayım size. Teşekkürler Başar Bey. Gerek verdiğiniz cevap, gerek de sunum için bu değerli bilgiler için ben kendi adıma ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli misafirler, sorular yoksa yavaş yavaş da etkinliği sonlandıralım. Ekleyecekleri varsa yine Şinasi Bey, Alpay Bey'e de söz hakkı baki görüyorum karşımda. Yok galiba. Sizlere de katılımınız için çok teşekkür ederim. Alpay Bey bir saniye. Sorusu var sanırım. Var galiba. Evet. Buyurun Alpay Bey. Ben Başar'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum yaptı. Aslında çok hayati bir konuya
parmak basmış olduk. Sağ olsun Şinasi de engin deneyimi ve bilgisiyle bize büyük bir destek verdi. Ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında Türkiye otomotivde çok önemli bir pazar. Kazalarda da bu son yıllarda biliyorsunuz önemli düşmeler var. Hatta o kadar önemli düşmeler var ki son 3 yılında Avrupa'daki 2020 hedefi var. Bu kaza trafik ölümlerinde 2020 yılında 2010 değerlerinin yarısına düşme hedefi var. Bunu gerçekleştirebilen Estonya'dan sonra Türkiye ikinci oldu. Estonya %50'den fazla galiba bir düşme elde etti. Türkiye %46 civarında bir düşme elde etti. Bu tabii önemli bir başarı. Şimdi bu başarının bundan sonra da devam etmesi aslında bu başarıyı getirenlerin sırtında önemli bir görev oluyor. Bunun olabilmesi için de aslında araçların bakımının eskisinden daha güvenli yapılması gerekiyor. Ben bu konuda yetkililerin, kamunun dikkatini çekmek istiyorum. Bundan sonrası için 2030 hedefleri de 2020'nin yarısı. Yani Türkiye'deki trafik ölümlerinin 2030'da yarı yarıya düşmesi lazım. Bayağı büyük bir iş bu. Bunu yapmak için de bu hedefleri gerçekleştirmek için de yine Türkiye'nin diyelim ki birinci ya da ikinci olabilmesi için bu tamirler konusunda özellikle araç bakımları konusunda ve de bu merdiven altı konusunda ciddi tedbirler alması lazım. Bu konuda da bir plan yapılması lazım. Biraz önce Şinasi kısmen ucundan değindi. Ben biraz fren kısmından değineyim. Özellikle ağır ticari araçlar için söyleyeyim. Yetkili servislerin dışındaki şeyi söyleyeyim. Durum çok vahim. O kadar vahim ki biliyorsunuz 12 Mart'ta çok üzücü bir kaza oldu. Bursa Kestel'de. Daha sonra yanılmıyorsam 20 Nisan'da İskenderun'da yine büyük bir kaza oldu. Bu kazalar, bu olan kazalar, tırlarla olan kazalar ne yazık ki bir tek bizde var. Avrupa'da bu boyutta büyük kazalar olmuyor. Başka kazalar oluyor ama tedbirler alınıyor. Benim bu konuda hazırlanmış olduğum bir yazım vardı. Epey uğraştım ve sonunda şu noktaya geldim. Dedim ki dünün fren patlaması kazaları geleceklere devam edecek mi? Bu çünkü bize özgü ve düne ait bir şey, fren patlaması. Acaba gelecekte devam edecek mi bu kazalar? Bu bizim sırtımızda önemli bir yük, büyük bir sıkıntı. Bunu es geçmemek gerekiyor. Çağdaş araçları kullanıyoruz. Özellikle ticari araç sektöründe yurt dışına nakli yapan firmaların araçları son derece modern. Türkiye'deki yol kalitesi yer yer Avrupa'dakinden daha iyi. Ama öyle kazalarla karşı karşıya geliyoruz ki bu kazalar Avrupa'da yok. Ve de 2030 yılında da trafik kazalarını 2020'nin yarısına indirmemiz lazım. Ben o konuda çok endişeliyim ve gönül ister ki bundan sonraki toplantılarda bu konuda da beyin fırtınaları yapalım. Neler yapılması gerekir ve hep birlikte bir takım önerilerde bulunalım. Yoksa eğer bu şekilde bırakıp gidersek özellikle ben ticari araçlar için söylüyorum. Kazalarda sürpriz bir takım artışlar olabilir. Bu konuda da bizlere, makine mühendislerine, makine mühendisi odası üyelerine önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Tekrar çok teşekkür ederim.
Almay Bey, katkılarınız için biz de teşekkür ederiz. Bu 2 günlük otorite günleri etkinliğimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği, katkıları olan, öncesinde sonrasında olan tüm ekip arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde otorite komisyonumuza ve bu düzenleyen Kadıköy temsilcimize de bugünkü sunumuyla başarmaya da tekrar hatırlatmak isterim. Teşekkürlerimi iletmek isterim. Ama biliyorsunuz etkinliklerimiz devam ediyor. Birçok etkinlik yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Gelecek hafta mekatronik çalıştayımız var. Başka etkinliklerimiz var. Sonrasında polimer günlerimiz gibi birçok etkinlikte her zaman devam ediyoruz. Ama bunlar sizlerle oluyor. Burada Haziran'da görüyorum otomotiv konusunda. Onların da katkılarıyla devam edecek. Gördüğüm için söylüyorum. Hakan Bey, Hakan Perdeci, ben sizi unutmadım. Tekrar arayacağım. Sizlerin katkılarıyla bu sektörel etkinliklerimiz devam edecek. Sağlıkla kalınması temennisiyle burada etkinliğimizi sonlandırıyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum sizlere, her birinize. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.